Dünyada en iyi yaptığımız işlerden biri kıyas. Bir şeyleri bir şeylerle kıyaslamayı çok seviyoruz. Milletçe çocuklarımızın eğitimdeki yeterlilik düzeyini bile kıyasla belirliyoruz çoğu zaman. Teşekkür alan çocukla komşunun takdir alan çocuğu mutlaka kıyaslanıyor. Çocuk kendini daha zayıf olanlarla kıyaslayıp mutlu olurken anne baba çocuğu her zaman daha iyilerle kıyaslayıp toksik oluyor. Evet doğrudan bunu söyledim. Çünkü bu iyi bir şey değil. Çocuklarınızı bir birey olarak görün. Onlar başkalarıyla kıyaslandığı konuda öne çıktıklarında değerli olacak varlıklar değiller. Ama bu dediğim şey çocuklar için geçerli. İki eşyayı kıyasladığımız zaman özellikleriyle hangisi öne çıkıyorsa daha iyi olan elbette odur. Yani toksik olmayacağım diye satın alacağınız bir telefona şefkat göstermeye çalışmayın. Neyse konu nasıl buraya geldi bilmiyorum ama karşılaştırma konusunda gayet iyi olduğumuz için bu özelliğimizi bir seriye yansıtmak istedik. Ve bu video ile birlikte VS serisine başlıyoruz. İlk videoda iki dev karşı karşıya gelecek. Türk üretimi Bayraktar Akıncı, Amerikan üretimi MQ-9 Reaper'a karşı. Bugün bu iki insansız hava aracını bütün özellikleriyle karşılaştıralım. Baştan küçük bir spoiler da vereyim. Birinin öyle bir özelliği var ki diğerinin karşısında bu özellik sayesinde çok öne geçiyor. Dünyanın önde gelen insansız hava araçlarından ikisini bugün karşılaştırıyoruz ve beni bilirsiniz bu tarz konularda objektif olmayı tercih ederim ve bugün de yine objektif olacağım. Yani Bayraktar Akıncı'nın daha iyi olduğunu doğrudan söylemeyeceğim. Önce bütün özelliklerini sayıp sonra söyleyeceğim. Yani bugün yolumuz uzun. Uzatmadan başlayalım. Önce iki insansız hava aracını da genel hatlarıyla konuşalım. Sonra özellik karşılaştırmasına geçelim. En sonunda birini diğerinden üstün kılan o eşsiz özellikten bahsederiz. Öncelikle Akıncı'dan başlayalım. Akıncı bir Türk firması olan Baykar üretimi. Kendine özgü bükümlü bir kanat yapısı ve özgün bir yapay zeka sistemi var. Hale sınıfı bir İHA. Yani yüksek irtifa, uzun havada kalış. Baykar'ı biliyorsunuz Bayraktar TB2 ile adından daha önce küresel çapta söz ettirmişti. O sistemden kısa sürede 300'ün üzerinde üretim yapıldı. Baykar o tecrübesini Akıncı'ya da aktardı ve Akıncı'ya ait ilk görseller Haziran 2018'de yayınlandı. Bir yıl sonra 2019'da ilk motor testi ve 16 dakikalık ilk uçuş testi yapıldı. Nisan 2021'de ilk atış testini yapıp Ağustos 2021'de envantere girdi. Yani daha yeni bir sistem bu ama Baykar'ın TB2 tecrübesinden dolayı hızlı ilgi odağı oldu. Şu ana kadar 15'in üzerinde üretim yapıldı. Toplam 4 ülkeyle ihracat anlaşması yapıldı ve birçok farklı ülkede sistemle ilgili Baykar'la görüşme yapıyor. Akıncı'nın A, B ve C olmak üzere 3 varyantı var. A varyantında 450 beygirlik 2 motor var. Yani toplamda 900 beygir güç üretiyor. B varyantı 750 beygirlik 2 motora sahip. Yani onun da toplam gücü 1500 beygir. C varyantı ise 950 beygirlik 2 motora sahip olacak. Yani onda da toplam güç üretimi 1900 beygir. Akıncı şu an Türkiye'nin aktif olarak kullandığı insansız hava araçlarından biri ve atış testlerinden operasyonlara kadar birçok yerde kendini kanıtladı. Mesela bu yıl Türkiye'den Azerbaycan'a 2000 kilometre uçarak Türk havacılığında bir ilki gerçekleştirdi. Mühimmat çeşitliliği de çok fazla. Bir savaş uçağının atabildiği mühimmat mühimmatların neredeyse hepsini atabiliyor. Kendine has mühimmatları da olduğu için çoğu zaman operasyonlarda kullanımı savaş uçağından daha mantıklı. Bunların hepsi elbette Akıncı için üzerinde konuşulması gereken başlıklar. Ama esas konuşulması gereken konulardan biri Akıncı'nın elektronik harp kabiliyeti. Mesela Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk SİHA'lı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin etkili menzili içinde harekat yaptı. Bunu sağlayan da Türkiye'nin ulaştığı üstün elektronik harp kabiliyeti oldu. Karabağ Savaşı'nda da Türkiye bu kabiliyeti bir defa daha gösterdi dünyaya MQ-9 Reaper ise Amerikan firması General Atomics üretimi. Çok ciddi bir tecrübeye sahip. Çünkü dünyanın ilk taarruzi insansız hava aracı. Bu da yine Hale sınıfı. Yani yüksek irtifa, uzun havada kalış. İnsansız hava araçlarının efsanelerinden olan MQ-1 Predator'ın üzerinden geliştirildi. Onun daha büyüğü, daha ağır ve daha gelişmişi. İlk uçuşunu 2001 yılında yaptı. 2007 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. Yani 20 yıldan fazla süren bir tecrübeden bahsediyoruz. Bugüne kadar 350 yakın MQ-9 üretildi. ABD'nin Irak ve Suriye'de DAEŞ'e karşı en çok kullandığı sistem bu. Aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'nin birincil taarruzi insansız hava aracı da bu. Havadan havaya atış kabiliyeti de aynı Akıncı gibi. Şu an geliştirme aşamasında ama bir farkla. MQ-9 ilk havadan havaya atış testini 5 yıl önce yaptı. Yani bu konuda çalışmaları Akıncı'dan önde ilerliyor. Bugün karşılaştırdığımız insansız hava araçları genel hatlarıyla bu şekilde. Birçok ortak yönlere de sahipler. Mesela iki insan insansız hava aracı da istihbarat konusunda çok etkili. İkisi de yüksek irtifada hareket ettiği için istihbarata katkıları büyük. Ama daha önemli olan şu ki her ikisi de mühimmatlarıyla beraber güven veren sistemler. Çünkü iki insansız hava aracının da kullandığı mühimmatlar kendi ülkelerinde üretiliyor. Yani bunlardan birini aldığınız zaman mühimmat konusunda başka bir ülkeye bağımlılık olmadığı için tedarik sıkıntısı yaşama ihtimaliniz yok. Genel hatlarını konuştuktan sonra şimdi de özelliklerini karşılaştıralım. İlk olarak uzunluklarına bakarsak Akıncı 12,2 metre uzunluğa sahip. MQ9 için bu rakam 11 metre. Yükseklikte de farklılık var. Akıncı 4,1 metre, MQ9 ise 3,81 metre. Her iki insansız hava aracı için de kanat açıklığı aynı, 20 metre. Azami kalkış ağırlıklarında da çok büyük farklılık yok. Akıncı'nın azami kalkış ağırlığı 4500 kilogram. MQ-9 için bu rakam 4760 kilogram. Yakıt kapasitesinde de farklılıklar mevcut. Akıncı'nın yakıt kapasitesi 1500 kilogram. MQ-9'un 1800 kilogram. Akıncı için azami hız 361 kilometre. MQ-9 için ise 482 kilometre. Seyir hızında da yine MQ-9 önünde görünüyor. Akıncı 277 kilometre seyir hızına sahipken MQ-9 313 kilometre seyir hızına sahip. Menzil konusunda Akıncı oldukça üstün. Akıncı'nın 5000 kilometrenin üzerinde menzili varken MQ9 için bu rakam 1852 kilometre. Havada kalış sürelerinde de yine Akıncı çok önde. Akıncı için havada kalış süresi 24 saatin üzerinde. MQ9'da bu rakam maksimum 20 saat ve taşıdığı yüke bağlı olarak 14 saate kadar düşüyor. Maksimum irtifa Akıncı'da 40 bin fit, MQ9'da ise 50.000 bin fit. Operasyonel irtifa ise Akıncı'da 30 bin fitken, MQ9'da 25.000 bin fit. Mühimmat çeşitliliğinde Akıncı çok daha önde. Çünkü MQ9'un toplam 3 farklı mühimmatı varken Akıncı'da mühimmat sayısı 10'un üzerinde. Yani genel özelliklerine baktığınızda aslında iki insansız hava aracı birbirini dengeliyor. Yani bazı konularda Akıncı iyiyken bazılarında MQ-9 iyi. Yani saydığım özelliklere baktığımızda bir İHA'nın kesin olarak diğerinden daha üstün olduğunu söylemek çok da kolay değil. Ama başta dediğim gibi bir özellik var ki o bu iki İHA'dan birini diğerinin çok önüne geçiriyor bu özellik gözetilen sivil hassasiyeti. MQ9 bugüne kadar sivillere yönelik yüzlerce saldırının başrolüydü. Akıncı ise bir tane bile sivile saldırı yapmadı. Öncesinde TB2 de yapmamıştı. Bunu sağlayan Akıncı'nın bir özelliği değil elbette. Bunu sağlayan iki sistemin kullanıcılar arasındaki farklılık. MQ9 Ortadoğu'nun işgalcisinin yani ABD'nin elinde. Akıncı ise Ortadoğu'nun ihtiyacısının yani Türkiye'nin elinde. O yüzden MQ9'u yıkmak için bayrakta Akıncı ise daha büyük yık ların önüne geçmek için operasyon yapıyor. Bu yüzden bayraktar akıncının yeri elbette çok daha özel. MQ9 kötü bir ailede yetişmiş çocuk gibi. Fıtratı güzel şeyler yapmaya uygun olsa da kumandasını tutan el bozuk. Allah'a emanet olun.